Bir insan milyarlarca dolar servet edinebilir mi? Tek başına hem de. Newton dediğin adam tek başına neler başardı? Tesla dediğin adam tek başına neler başardı? Bu adamlar tek başına akla hayale sığmayan işler başardılarsa bunları niçin paraya dökemesinler? Bir yatırımcı doğru dehayı keşfedip onu paraya niçin dökemesin? Şunu kabul etmekte zorlanıyorsunuz. İki insan düşünün tamam mı? Biri deha seviyesinde yetenekli, biri o kadar yetenekli değil. Birinin çalışmasının ederi asgari ücretken, birinin çalışmasının ederi on nesil torununa kadar yetecek milyarlarca dolar kazanmak edebilir. Arada bu kadar deha farkı vardır. Bu kadar talep olan bir piyasayı fark edip oraya arz verme başarısı vardır. Bu kadar büyük başarılar, farklılıklar, vardır. İdeal düzende arkadaşlar sınıflar olurdu. Sınıflar arası geçişin olmadığı bir kas sisteminden bahsetmiyorum ama yine sınıflı yapı olur ideal düzende. Bilen var bilmeyen var. Akıllı var aptal var. Çalışkan var tembel var. Ahlaklı var ahlaksız var. Bu insanlar bir mi olacak zannediyorsunuz normalde? Aralarında uçuk seviyede farklar da olabilir evet biri bir diğerinin 3 milyar katı servete de sahip olabilir ve bunu hak edebilir. Evet. Çünkü öyle bir değer üretmiştir amına koyayım. Bilgisayar, bilgisayarı, interneti, uyduları üreten insanlar ne kadar alabilmiş, alabilmişlerdir bunun maddi karşılığını onu bilmiyorum. Kapitalizm sadece dehayı ödüllendirmiyor. Dehadan çok fırsatçıyı ödüllendiriyor. O doğru. Ki o da bir yetenek. Her neyse. Fakat bu, bu bir avuç insanın yaptığını milyarlarca işçi bir araya gelse de yapamaz. Burada insanların değerini ölçmüyoruz. Üstünlük takvadadır. Yaptıkları işlerin ederinden, yaptıkları işlerin değerinden bahsediyoruz. Ve yaptıkları işlerin arasında uçurum olur. Çok güzel bir roman okuyabilirsin. Ekşi sözlükle sadece mahalle karısı gibi ona buna sallayan ve hep akla ilk gelen laflarla yazan embesilin entrilerini okuyabilirsin. Ederi aynı mı? Vivaldi'nin yazını dinleyebilirsin. Yolda flüt çalan çocuğu ya da saz çalan ama kart sesli bir amcayı dinleyebilirsin. Ederi Hangi sektörü sayarsan say. ister sanat, ister bilim, ister sanayi. Hepsinde elde edilecek gel gelirlerde hak edilmiş bir uçurum olur. Diyoruz da bu kadar IQ'suzluğa ve vasıfsızlığa rağmen insanlık bu kadar teknolojiye sahipse bir avuç adam milyarlarca primatı sırtında taşıyordur. Dünya daha adil bir yer olsaydı bu insanlar çok daha fazla kazanırdı. <laughs> Tesla dediğin adam beş parasız öldü mesela. Adil bir dünyada Tesla'nın bir evi bir arabası olmazdı. Antikapitalist Müslümanların hayalindeki gibi. Hayır Tesla'nın ederi bir ev bir araba değil ama ne? Çok daha fazlasını kazanması gerekirdi tabi dediğim gibi kapitalizm fırsatçılığı, kurnazlığı, ticari zekayı daha çok ödüllendiriyor. Bu doğru. Ama diğerlerini de ödüllendiriyor. Bak adamdan bahsediyoruz. Tamam fakir öldü ama nasıl iz bırakmış değil mi? Tesla diye bahsediyoruz. Ama seni beni yazmayacak tarih. <laughs> Tesla'yı yazacak. <laughs> Arada böyle bir deha farkı var. Tesla'nın malda gözü yoktu. E tabi bu bir de Tesla'nın şey tercihi. O kadar değer veren bir abi değil maddiyata bu tamamen onun seçimi tamamen bu da rasyonel bir seçim yani. Ba çünkü adamın kişisel çıkar havuzunda daha başka değerler ağır basıyor. Her insanın bir değerler e, hiyerarşisi vardır. Bunun en tepesinde para olmak zorunda değil. İlk akla gelen işte seks falan statü olmak zorunda değil. Daha sofistike hazlarımız da var bizim.